Ben kısaca kendimi tanıtayım ve oradan da devam edelim. Üniversite deneyimiyle ben ne anlatacağım sizlere onlardan bahsedeyim. Kendi uzmanlık alanım psikoloji, özellikle de sosyal örgütsel psikoloji uzmanıyım. Sosyal örgütsel psikoloji iş yerinde insan davranışı ve toplum içinde birey nasıl davranır, toplumdan nasıl etkilenir ve toplumu nasıl etkiler, etrafındaki kişileri nasıl etkiler ve etrafından nasıl etkilenir, bunları araştırır. İşte ön yargı, kalıp yargı, ayrımcılık gibi davranışlara bakar, kültürün davranış üzerindeki etkisine bakar. Spesifik olarak da ben liderlik alanında çalışmalar yaptım, kültür ve liderlik çalışmaları yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Uzmanlık alanım psikoloji demiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nde başladım akademik kariyerime. Sonra Yeditepe Üniversitesi'nde çalıştım doktoramı bitirdikten sonra. Sonra Koç Üniversitesi'ne gittim. Orada işte bu üniversite deneyimini zenginleştiren dersler ve eğitimler verdim. Sonra da 2019 senesinde tekrar Yeditepe Üniversitesi'ne öğrenci dekanı olarak geldim. Bütün bu kariyerim boyunca yaklaşık 20-25 yıllık bir kariyerim var. İnsan nasıl dönüşür? Yani insan çevresinden nasıl etkilenir, kendisini nasıl geliştirir, nasıl yetkinlikler edinir ve nasıl mutlu, sağlıklı, başarılı bir şekilde varlığını sürdürür? Karşılaştığı güçlüklerin üstesinden nasıl gelir? Hep bunları çalıştım. Halen daha çalışıyorum da hem bilimsel hem de uygulama bakımından. 2019 senesinde üniversitemizde öğrenci dekanlığı kuruldu ve bu aslında üniversite deneyiminin bana sorarsanız adresi burası. Şu demektir. Sizler buraya bir işte Büşra'ya sorduk, ben diş hekimliği okumak istiyorum dedi. Önünüzde bir sınav var. Çok da böyle sıra dışı bir döneme de denk geldi sizin sınav telaşınız. Ondan sonra tercihler yapacaksınız ve ürettiğiniz performansa göre tercih gönlünüzde yatan aslanın ne olduğunu göreceğiz. Ve umarım sizlerle karşılaşacağız burada. Bir mesleki gelişim var. Bir de üniversite deneyiminin size vaat ettiği, işte başlıkta da dediğimiz sosyal duygusal gelişim ve başka beceriler geliştirme işi var. Bizler sizlere mesleki gelişimin yanındaki alanları vaat ediyoruz. Yani ben bu birimin yöneticisi olarak sizlerin burada okurken arkadaşlıklar kuracağınız, projeler üreteceğiniz, örneğin öğrenci kulüplerinin başındayız. Diyelim ki sağlıklı yaşamla ilgili ihtiyaçlarınız var. Birimimizde çalışan beslenme uzmanları ve diyetisyenlerimiz var. Bu birimlerden hizmet alabilirsiniz. Ruh sağlığı hizmetleri veriyoruz. Dönemsel olarak ruh sağlığı ile ilgili güçlükleriniz olursa spor birimi var burada. Hem spor takımlarında olan öğrenciler için turnuvalar, işte Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği turnuvalar düzenleniyor. Onları yönetiyoruz. Hem de sporla uğraşmayan öğrencilerimiz için İşte önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi umduğumuz işte yoga, pilates gibi bir takım işte spor kültürü vermeye çalışıyoruz burada. Ve tabii ki şöyle bir şey oluyor. Yani öğrenciler üniversiteye geliyorlar, okuyorlar birkaç sene. Sonra mezuniyet aşamasına geliyorlar ve ne olacak benim kariyerim telaşına düşüyorlar ve kariyer gelişim merkezimiz var. Sizlerin staj bulmasına yardımcı olan CV hazırlama, prova mülakatlar, iş simülasyonları, vaka çalışmaları gibi bir sürü mezuniyet sonrası yaşama sizi hazırlayan, imtihanlara, sınavlara hazırlayan kariyer gelişim merkezimiz var. Bir sürü business partnerimiz var, iş ortaklarımız var, staj işbirliği yaptığımız bu şekilde. Ve tabii bütün bunlar içinde beni en heyecanlandıran, en önem verdiğim programlardan bir tanesi ise liseden üniversiteye geçişi destekleyen yeni gelen öğrenci danışmanlığı programı. Bu sizi bizim verdiğimiz hizmetler bakımından en yakından ilgilendiren hizmetlerden bir tanesi. Öğrenci mentorluğu diyebiliriz, akran danışmanlığı diyoruz, akran rehberi diyoruz. Üniversitemizde şu an okumakta olan en az
birinci sınıfı bitirmiş, yani ikinci sınıfa başlamak üzere olan, yani bu üniversitede okumuşsa bir yıl hazırlık, bir yılda fakülte, yani en az iki yılını üniversitemizde geçirmiş öğrencilere bizler bir takım eğitimler veriyoruz ve sizleri okula kaydolduğunuz ilk an, neyse resmi olarak onlarla tanıştığınız ilk andan itibaren bir akademik yıl boyunca sizlere rehberlik eden, üniversite yaşamına uyumunuzu destekleyen öğrenci mentorlarımız var. Şimdi bir an evvel Özlem Hanım dedi ki, bir an evvel bu sınav bitsin de biz üniversiteye gelelim. Hayat bir bütünleşme ve ayrışma döngüsünden ibarettir. Yani şöyle söyleyeyim, hani insanoğlu anne rahmine düşer ve orada büyür, olgunlaşır. Oradaki zamanı dolduktan sonra dünyaya gelir. İçine doğduğu ailede 5-6 sene yaşar. Oradan işte ilkokula başlar, ayrışır. Yani hep bir bütünleşme ve ayrışma döngüsü vardır ve üniversite ayrışmanın daha güçlü ve daha sancılı olduğu bir dönem. Yani sizlerin bu liseyi bitirip üniversiteye geldiğinizdeki bu hal hem çok heyecan verici gerçekten de, hem de bizim desteklemeyi önemsediğimiz bir geçiş evresi. Yani o nasıl bir geçiş? Bilimsel olarak ergenlikten genç yetişkinliğe, genç yetişkinlikten yetişkinliğe dediğimiz bir geçiş. Ve gerçekten de inanılmaz bir dönüşüm yaşıyor insan. 18-22 işte tıp fakültesi, diş hekimliği, hukuk gibi alanları düşüneceksek hukukta da 5 seneye çıktı. 22-23'lü yaşlarına kadar giden bu süre, hazırlık okulunu da eklersek buna süreler daha biraz daha uzayabilir. Tam da genç yetişkinlik ve yetişkinlik evrelerini karşıladığımız dönem. Ve üniversite öyle bir kavşak ve kesişme noktası ki sizler hem bir daha otonom, daha bağımsız insanlar haline geliyorsunuz, hem de kendi ayaklarınız üzerinde dururken hayat beni nasıl karşılayacak, nasıl hazırlanmam gerekiyor? Şu anda da aslında hayata hazırlanıyorsunuz tabii her yönüyle, doğduğunuz ilk andan itibaren belki, ama daha böyle sizi karşılıyor diyeyim, kendi güçlükleriyle, zorluklarıyla ve güzellikleriyle. Dolayısıyla bizler sizlerin, biz buna psikolojik iyi oluş diyoruz, psikososyal varoluş, yani ruh sağlığı bakımından desteklediğimiz, sağlıklı beslenme, spor yaşamını desteklediğimiz ve sizleri üniversite yaşamına adapte etmek için bir program uyguladığımız, kulüplerle beceri geliştirmenizi, proje yönetmeyi, iş nasıl yapılır, proje nasıl yönetilir, takım çalışması nasıl yapılır, bunları deneyimlediniz. Bunun detaylarına gireceğim biraz daha. Kariyer merkezimizle sizi biraz daha son yıllara doğru, özellikle ki bana sorarsanız ilk yıldan itibaren oranın kapısını aşındırmanız gerekir. Biraz daha staj fırsatları, iş fırsatları, dünyada ne olup bitiyor, ben nasıl var olabilirim sorusunu mezuniyetten sonra cevaplarını aradığınız merkezimize yönlendiriyoruz. Dolayısıyla bütün bu hizmetler üniversite deneyiminin, üniversitemiz kaynaklarıyla, uzmanlarıyla sizlere sunduğu, saydıklarımın hepsi de nasıl diyeyim size, ekstra bir ücret gerektirmeyen, hani bunun için sizden başka kaynaklar ayırmanızı istemediğimiz, geldiğinizde erişebileceğiniz hizmetler. Kulüplerden bahsettim az önce. Öğrenci kulüpleri aslında mesela okullarda pek bilmiyorum, sizler iyi öğreniyorsanız bana söyleyin. Ben mesela uzun yıllardır üniversite birinci sınıf öğrencilerine baktığım zaman mesela proje yönetimi kültürü pek gelişmemiş, öyle görüyorum. Birlikte çalışma, birlikte iş üretme kültürü çok gelişmemiş. Halbuki hayat sizi öyle bir karşılıyor ki hem üniversitede ve sonrasında başkalarıyla birlikte çalışabilme ve geçinebilme becerisi. Çünkü şu anda oturuyorsun, işte sınava hazırlanıyorsun, tek başınasın. Bugün 300 soru çözdüm, yarın 500 soru çözerim diyorsun. Şu konuda zayıfım, bunu iyi çalışayım diyorsun. Varsa öğretmene gidiyorsun. Ya da varsa en yakın bir arkadaşın, ona soruyorsun en fazla belki. Bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama mezun üniversite yaşamı ve sonraki evreler, özellikle birçok insanla karşılaştığınız, iş alanınızı geliştirdiğiniz, kişisel network'ünüzü geliştirdiğiniz ve size yeni kapılar açan bir sürü fırsatlar sunuyor. Kulüpler mesela bir girişimci olmanızın en önemli mecralarından bir tanesi.
Benim bir arkadaşım var. Bugün onun çok ünlü, kendi alanında çok iyi bilinen bir ajansı var. Ve onun hikayesini dinlediğimde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dedi ki biz dedi işte hatırlamıyorum kulüp kurduk dedi. Kulüp diye dedi. Bize bir oda ve bir masa, 4 sandalye verdiler dedi. Ve başka hiçbir şey yok. Ve biz dedi oturduk. Baktık ki işte bir konuğu üniversiteye çağırma, bir projeyi yönetme, kaynak yaratma, sponsor bulma. Baktık ki yani iş nasıl yapılır, para nasıl kazanılır, nasıl kayıt altına alınır bu gelirler, nasıl hesap verilir, bunları öğrendik dedi. Buradan dedi kendi işinizi kurabileceğimizi öğrendik dedi. Dolayısıyla üniversite deneyimi aslında ufkunuzu çok açan bir deneyim. Hele ki yani şu Covid dönemine baktığınız zaman yani tamam çok zengin bir şey. Yani şu anda sizlerle bu buluşmayı gerçekleştirebiliyoruz online. Üniversite deneyimi insanın yani canlı yüz yüze bir fiziksel ortamda karşı karşıya gelmesinin zenginliği başka. Onun yeri çok kolay doldurulabilir değil. Yani umarım o günler gelecek ve tekrar daha etkileşimli ortamlarda buluşacağız. Ama öyle ki şu dönem bize gelişmek için, öğrenmek için başka bir sürü mecraya erişebildiğimizi gösterdi. Yani üniversite deneyimi bilgi edinme değil. Bana sorarsanız bir meslek edinme de değil. Meslek tabii ki özellikle bazı alanlar var ki meslek doktorluk, ne bileyim, diş hekimliği, hukuk gibi şeyler. Daha böyle mesleki formasyon veriyor ama mesela felsefe okuyorsan bir meslek sahibi olursun evet ama esas bir dünya görüşü edinirsin. Yani üniversite eğitimi temelde bir dünya vatandaşı yetiştirme sorumluluğudur aslında bir yerde topluma. Bir dünya görüşü olan belli alanlarda yetkin insanlar yetiştirmeyi vaat eder. Aslında bu anlamda da bir sivil toplum kuruluşudur. En önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir üniversite. Dolayısıyla sizlerin burada bir okuduğunuz programın dışında ve yanında bir sosyal sorumluluk projesine dahil olmanız kulüplerle mümkün. Mutlaka tavsiye ederim. Çok iyi arkadaşlıklar kurarsınız, çok güzel vakit geçirirsiniz. Aynı zamanda iş yapmayı öğrenirsiniz. Yani proje nasıl yürütülür? Kaynak nasıl bulunur? Vergi nasıl hesaplanır? Örnek veriyorum, bunların hiçbirini bilmeden geliyor birçok öğrencimiz. Mesela geliyor, hocam diyor biz bir Karadeniz gezisi düzenlemek istiyoruz diyor. Peki diyorum, ne kadar? Örnek veriyorum, 1.000 lira. Peki diyorum Elif, bu 1.000 liraya KDV dahil mi? Dahildir herhalde diyor. Peki diyorum, nereden aldın bu teklifi? Bilmem nereden. Şimdi git oraya telefon et. Bu verdiğiniz fiyata KDV dahil mi? Bunun ne alakası var? O zaman senin hesaplayacağın birim maliyetler çıkıyor ortaya. KDV artı KDV ise örneğin işte 1.000 lira alacaksan bir katılımcıdan bu tura katılması karşılığında belki de KDV'yi hesaplamadığın için aslında 1.200 alman gerektiğini öğreniyorsun. Yani doğru hesap kitap yapabilmek için. Mesela buraya bir öğrenci geldi bu sene biz onlarla çalışırken. İşte bize bütçelerini sunuyor. Biz bu sene şu projeleri yapmak istiyoruz. Bunun için şu kadar bütçe istiyoruz. Şu kadar da gelir üreteceğiz diyor. Peki dedim. Böyle müzakere ediyoruz, konuşuyoruz. Ve şöyle bir aydınlanma yaşadı. Aa dedi, bir anda dedi, derste öğrendiğim bilgiyi şu anda burada tatbik ederken buluyorum kendimi dedi. Yani akademik bilgi edinmek çok güzel ama üniversite deneyimi ve yaşantısı size aslında öğrendiğinizi hayata geçirme, uygulama ve kalıcı öğrenmeye hizmet eden bir deneyim. Biz mesela bu mentorluk programında onu duyuyoruz öğrencilerimizden. Diyor ki, kendisi biz ona eğitim veriyoruz. Bütün bir akademik yıl boyunca toplantılar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Sen neyi öğrendin? Ben diyor ki ben insan dinlemeyi öğrendim. Problemleri çözmek için sabırlı olmam gerektiğini öğrendim. Ne bileyim bana cevap vermediğinde sorumlu olduğum öğrenciler onlarla tek tek sabırla iletişime geçmem gerektiğini, bana cevap vermediğinde bunun benle ilgili olmadığını şahsi algılamam gerektiğini öğrendim diyor. Bunlar bakın çok önemli farkındalıklar ve emin olun hayat boyu bu deneyimi uygularken, hayatınıza geçirmişken görürsünüz. Biz buna kalıcı öğrenme diyoruz. Yani yaşayarak öğrenme, deneyerek öğrenme. Yani kulüpler mesela yaşayarak öğrenmenin içinde hiçbir akademik şey yok, süreç yok. Ama biz mesela burada proje yönetimi nasıl yapılır? Takımla birlikte nasıl çalışılır? Hatta takımlar birbiriyle nasıl çalışır? Bunu desteklemeye çalışıyoruz. Örneğin bu sene çok güzel
Dünya 8 Mart işte Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde arkadaşlarımız misafirler çağırdılar. Emekçi kadınlara ödüllerini verdiler. Bunu yapan iş hayatında kadın kulübüydü. Ve o kulübün o etkinliğine akşam burada davetliler geldiğinde sinema televizyon kulübü öğrencilerimiz oradaki görselleri çekerek, kayıtları yaparak kendi web sitelerinde, sosyal medyada yayınlamalarına yardımcı oldu. Bu iş aslında işbirliği modeli. Hayat boyu ihtiyaç duyacağınız diğer başka bir şey. Ben mesela burada biz 17 kişilik bir ekibiz. Ben bu ekibin yöneticisiyim. Burada en çok önemsediğim şey birimlerin birbirine yardımcı ve hizmet ediyor olması. Hayat boyu tecrübe edeceğiniz şeylerden birisi bu. Yani Özlem Hanım şu anda bu toplantıyı bizimle planladı. O da bizim komşu departmanımız. Yardımlaşıyoruz sürekli. Onun uzmanlık alanı iletişim ya da üniversite tanıtımı diyelim ki ben de üniversite deneyimiyle ilgili bir şey anlatıyorum. Bu bir planlama ve organizasyon gerektiriyor. Bütün bunları aslında doğduğunuz ilk yani içine doğduğunuz ailede öğrenmeye başlıyorsunuz. Burada biraz daha bağımsız bir şekilde kendi tutku ve hevesiniz neyse onları keşfederek merakınızın biraz peşinde giderek daha da geliştirmeye başlıyorsunuz. Ben biraz böyle otomatik konuştum hiç durmadan ama sorularınız varsa almak isterim, duymak isterim. Nasıl geliyor bütün bu anlatımlar size? Merak uyandırıyor mu? Çok güzel bir kampüsünüz var bir kere. Bir kampüs üniversitesi olmak gerçekten ayrıcalık. Yani ben kendim o anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Hem kampüs üniversitelerinde okudum, hem kampüs üniversitelerinde çalıştım bugüne kadar. Gerçekten şehirden böyle bir parça, hem şehrin içinde Yeditepe Üniversitesi, hem şehrin dışında biraz izole, gerçekten insana iyi geliyor. Ve burada bir şehir var aslında, 20 bin kişilik bir şehir. Ve burada biz sizlerin üniversite paydaşlarıyla, yani üniversitenin paydaşı kimdir? Sen bir proje yapmak istiyorsun. Diyelim ki eğitim imkanları kısıtlı bir grup çocuğa eğitim vermek istiyorsun. Biz senin işte çocuk esirgeme kurumuyla nasıl iletişime geçeceğini, geçmen gerektiğini örneğin yardımcı oluyoruz. Giriş yolu gösteriyoruz, rehberlik ediyoruz. Kimler kaynak yaratabilir onları bulmana yol gösteriyoruz. Dolayısıyla bu şekilde... bu şekilde çalışmalar çok güzel. Ege Baysal, yeni gelen öğrencilerle nasıl bir danışmanlık yapılıyor? Yeni gelen öğrenciyi okula ilk kaydolduğu andan itibaren, geçen sene bunun açısı pilotunu yaptık. Bir pilot çalışmaydı. Okula ilk geldiği andan itibaren onu bir kendi bölümünde okuyan deneyimli bir mentor öğrenci diyoruz ya da akran rehberi onu karşılıyor. Bu sene hedefimiz okulumuza gelen tüm yeni gelen öğrencilerle mentorlarımızın daha onlar fiziki olarak kampüse gelmeden iletişim kurmasını sağlamak. Dolayısıyla sen bu okula kayıt olduğunda bir iletişim başlayacak. Bunu senden birkaç yaş büyük, okuduğun bölümde birkaç yıl yol almış, deneyimli bir arkadaşımızla yapacağız. Ve o senin en merak ettiğin soruları... soruların cevaplarını sana verecek. Cevabını bulamadığı bir şey varsa bize soracak. Biz ya da bize getirecek bu sorunu. Biz cevapları söyleyeceğiz. Sen birinci basamakta hiç başka bir yerlerde kaybolmadan kampüs içinde sorunlarını aslında çözebileceksin. Hayalimiz bu. Bu bir kültür gerçekten de. Okulun tüm imkanlarını hem fakülten bölümle ilgili imkanlarını hem de kampüsün tüm imkanlarını sana tanıtan birisi öyle söyleyeyim. Hani benim için şeydir yani bir öğrencinin ağrıyan başının yastığıdır mentor. Anlatabiliyor muyum? Yani başın ağrır, canın sıkılır. Onu bir arar sorarsın. O sana seni dinler. Sana vakit ayırır. Çay kahve içer seninle. Ne bileyim biz mesela şey yapıyoruz. Akran gruplarını grupça arkadaş olmalarını da önemsiyoruz. Ve birlikte de etkinlikler yapmalarını istiyoruz. Yani 8'li 10'lu gruplar şeklinde. Aşağı yukarı ya aynı bölümde, bazen aynı bölümde yeteri kadar öğrenci olmayabiliyor. En azından aynı fakültede okuyan, yani aynı o fakültenin başka bölümünde okuyan insanlardan bir küme arkadaşın oluyor. Yani okula ilk geldiğin gün seni karşılayan bir deneyimli birisi var. Bir de senin gibi yeni gelmiş 8-10 kişiyle ilk günden arkadaş olmaya başlıyorsun. Böyle bir süreç. Akademik olarak diyelim ki desteğe ihtiyacın var. Zorlanıyorsun. Biz haberdar oluyoruz bundan. Başka kaynaklara yönlendiriyoruz. Üniversitemizde hangi kaynaklar varsa onunla ilgili bu kaynaklara erişmeni sağlıyoruz.
ne bileyim işte az önce saydığım imkanlar, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme, spor imkanları, bunları nerelerde bulabileceğinle ilgili yönlendirmeler yapıyor. Bir de bu sene yine faaliyete geçen bir kültür sanat birimimiz var. Üniversitemiz mensuplarının, öğrenciler başta olmak üzere ürettiği kültür sanat etkinliklerini sergilediği online ya da fiziksel kültür sanat faaliyetleri var. Takip etmenizi öneririm, Yeditepe Kültür Sanat. Çok güzel, bu özellikle COVID döneminde zaten süreçlerimiz yeni başlamıştı. COVID ile biraz daha sosyal medyada görünür olduk. İnanılmaz işler başardık. Tuğba Ünsal'la bir fikri projeye dönüştürmek, bir fikir projeye nasıl dönüşür programı başlattık. 6 hafta süren, bu hafta 4. haftası. Mensuplarımıza şimdilik bunu açabiliyoruz. Çok fazla talep de gördüğü için. Buradan başlayarak şehirde olanı kampüse getiren, kampüste üretileni paydaşlarla paylaşan bir kültür sanat programımız var. Dolayısıyla hani burada kendiniz de aslında kültür sanat faaliyetlerine dahil olabilir, üretimine dahil olabilirsiniz. Üretilmiş olanı izleyebilirsiniz. Burası o anlamda çok çok renkli, çok çeşitli bir üniversite gerçekten. Hem çok kalabalık hem bu ülkenin, dünyanın dört tarafından öğrencilerin geldiği, kültürel çeşitliliği son derece yüksek bir üniversite. Biz de önemsediğimiz şeylerden bir tanesi bu, Ege sorduğun için söylüyorum. Hani akran danışmanlık programı nasıl işliyor? Farklı kültürlerden gelen, farklı geçmişlere sahip insanların birbirine hoşgörüyle, saygıyla yaklaştığı bir kültür de yaratmaya çalışıyoruz. Mentorlarımızı bu yönde ziyadesiyle bilinçli bir şekilde yetiştiriyoruz. Onlara verdiğimiz eğitimlerin bir tanesi de bu. Farklı kültürlere, farklılıklara saygı. Bu kültürel çeşitliliği çok önemli bir zengin mozaik olarak görüyoruz ve bunu birbirimizden öğrenme kültürünü besliyoruz ve kuvvetli tutuyoruz. Yani öğrenme, ya yani üniversite deneyimi aslında bir öğrenci dekanlığı konsepti olarak söylüyorum. Sizlerin yenilendiği, tazelendiği ve kendini sürekli yeniden keşfettiği, kendini tanıdığı bir dizi aslında hizmetin tek elden yönetildiği bir model. Kampüs deneyimini çok zenginleştiren bir şey bu, bir yaklaşım. Üniversite kesinlikle şeyden ibaret değil. Yani geldiğin, okuduğun bölümde, yani benim okuduğum yıllarda öyleydi. Bir akademik programa gitmen gerekiyordu, orada dersleri okuman gerekiyordu ve bir diploma sahibi olman gerekiyordu. Bugün onunla var olmanız mümkün değil. Öğrendiğiniz bilginin geçerlik ve güncellik süresi arkadaşlar, bilginin yenilenme hızı geçenlerde duymuştum. Yaklaşık bir bilgi ortaya çıktıktan sonra onun güncelliğini yitirme hızı 10 saat falan. Dolayısıyla yani ben mezun olduğumda bana verilen diplomanın geçerlik güncellik süresi 6 ay ila 1 yıldı. Tahmin ediyorum herhalde 1 ay falan gibi bir şey. Yani bir şey hikayesi var, onu biliyor musunuz? İki oduncu hikayesi var. Belki bir yerlerde karşılaşmışsınızdır. İki oduncu ormanda sabahtan akşama kadar odun kesiyorlar ve bir tanesi hiç durmadan odun kesiyor. Akşam oluyor, bir bakıyor ki nasıl olur diyor. Ben hiç diyor durmadım. Sen diyor bir sürü aralarda kayboldun falan. Sen diyor benden nasıl çok odun kesersin diyor. Öbürü diyor ki ben diyor baltayı biledim diyor. Yani baltayı bilemekten kısadan ise şu. Yani kendinizi sürekli yenilemek, sürekli geliştirmek durumundasınız. Bu işte yenilenme, gelişme ve tazelenmenin adresi üniversite deneyiminin kendisi. Yani sadece akademik içerik, sadece mesleki beceri ve ders değil, işte böyle bir kampüste, bu imkanları sunan bir üniversitede hayat boyu ihtiyaç duyacağınız yetkinlikleri geliştirebileceğiniz bir sürü program ve şey var, imkan var, tesis var, uzmanlar var bununla ilgili. Bu imkanları sonuna kadar kullanmanız, tüketmeniz için var. Ve ziyadesiyle öneririm tüketmenizi. Bir soru var. Bu çağın özelliklerine sahip gençlerin doğru iletişim yollarının farkına varmaları için hangi teknikleri uyguluyorsunuz? Ya da iletişimle ilgili kullandığınız teknikleri paylaşabilir misiniz? Çok güzel Belma.
Şimdi ben buradan önce Koç Üniversitesi'nde çalışmıştım. Orada çalışırken bir kitap yayınladık. Üniversite ve Ötesi Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerisi diye. Onu buraya yazayım isterseniz. Üniversite. Biraz göremiyorum, gözlük takmam lazım, pardon. Üniversite ve Ötesi. Şöyle, yani az önce bahsettim. İnsanın bir şeyi, mesela bugün eğitim online'a taşındı, değil mi? Benim eşim de öğretim görevlisi ve dedi ki, COVID'e kadar dedi, derste uyuyan çocuklardan bazıları dedi, online eğitime geçti. Birdenbire dedi, daha fazla işlev görmeye, daha çok çalışmaya ve bu ona iyi geldi dedi. Yani eğitim biraz bireyselleşiyor demektir bu. Şimdi normalde ne var? Bir bilen geliyor, bir sınıfa giriyorsunuz, bilen bilmeyeni anlatıyor. Bugün mimari tasarımlar da öyle. Biraz bu değişmeye başladı artık. Yani herkesin herkesten öğrendiği etkileşimli bir ortamlar gerekiyor. Beni hani kalıcı öğrenme çok daha fazla heyecanlandırdığı için daha çok simülasyonlar, roleplay'ler, ondan sonra vaka çalışmaları ve bunların hepsine yaşamsal öğrenme ya da deneyimsel öğrenme diyoruz. Öğrencileri bir deneyimden geçirerek öğrenme ortamı sağlama. Bizim için önemli olan bu. Öğrenci dekanlığının aslında misyonu bu. Burada çok az ders veriyoruz, öyle söyleyeyim. Yeni dersler açacağız bu sene. Ama burada öğrencilerin hepsi yaşayarak öğreniyor. Bir problemle karşılaşıyor. Mesela diyor ki, hocam diyor, biz diyor yönetim kurulunda, kulüp yönetim kurulunda şu bazı arkadaşlarımızla geçinemiyoruz. Onu diyor kulüpten atar mısın diyor bana gelip. Şimdi mesela bunu hani doğru rehberlik ederek kapsama bizim için çok önemli, kapsayıcı olma. Yani dışlayıcı değil de çözüm üretmek. Onları bir toplantı etrafında bir araya getiriyoruz. Hakemlik de yapmıyoruz aslında. Yani bir parça onların birbirlerini saygıyla, nezaketle dinlemelerini sağlayıp bir eleştiri dinleme kültürü geliştiriyoruz. Çatışmaları saygıyla yönetmelerini modellemeye çalışıyoruz. Yaşayarak öğrenme tam olarak bu. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu ama proje bazlı gruplarda ya da kulüplerde ya da iki kulüp arasında da bir çekişme olabiliyor. Benzer etkinlikler yaptıkları için onları itişmeye değil de işbirliğine doğru yönlendiriyoruz. Birbirine benzer faaliyetler yaptıkları için. Dolayısıyla hani bunları vaat ediyoruz. Bütün bunlar aslında konumuzun başlığına uyuyor. Üniversite deneyimi. Yani üniversite deneyimi içinde hayatın kendisinin olduğu, sizi akademik bilgiyle donatır iken aynı zamanda yaşayarak öğrenmeniz için fırsatlar sunan bir şey. Nereye giderseniz gidin, hangi üniversiteye giderseniz gidin, bunlara bakın. Yani bunlar vaat ediliyor mu diye bakın açıkçası. Ve burada edindiğiniz yetkinlik, beceri, mesela buradan ne bileyim girişimci olarak giden öğrencilere bakın, kulüp geçmişi vardır. Bir yerde lider olmuş, bir yerde yönetici olmuş insanlara bakın, kulüplerde, üniversitede, bir sürü faaliyetlerde, derslerdeki takım projelerinde önemli sorumluluklar almıştır. Mesela benim derste yaptırdığım bir şey vardı, bir öğrencim. İnanılmaz güzel data tutuyordu, Excel tabloları bilmem neler. Ve o çocuk mesela şimdi ING'de genel müdür yardımcısı oldu 10 yıl sonra, 15 yıl sonra. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki deneyim sizi gerçekten hayatın sonraki evrelerine hazırlıyor. Yani salt akademik bilgi içeren eğitimin mutlaka üniversite deneyimiyle zenginleştiği ortamları tercih edin. Bu gözle bakmanızı öneririm. Biz bunları vaat ediyoruz üniversite olarak. Soru var mı başka? Ben biraz daha Evet. konuşabilirim şu anda. Evet, bakıyorum hocam şu an için yok sanırım. Peki hocam ben bir şey sorabilir miyim? Konuşmanız esnasında. Hocam duyuyor musunuz? Söz de Ha. alabilirsiniz yazmanın yanında. Evet. Bakayım.
Hocam, bir şey sorabilir miyim ben de o sırada Buyurun. katılımcı arkadaşlarımızla belki sorularını chat kısmına yazarlar. Şimdi danışmanlık, mentorluk yapılıyor. Çok güzel. Anladığım kadarıyla çok geniş bir yelpazede hizmet veren bir birimiz bu öğrenci Evet. merkezimiz. Evet. Akademik Evet. olmayan her şey var dedik. Peki bu da kariyer merkezi de sanırım değil mi hocam bu birimizin içerisinde faaliyet gösteriyor değil mi? Evet. Bu konuda öğrenciler üniversite Önemli bir eğitimini nokta zaten. alırken nasıl bir Genellikle destek alıyorlar hocam? dördüncü sınıfa geldikleri zaman bir dakika ne olacak benim kariyerim telaşına düşüyorlar. Evet, bu doğru bir kaygı ama benim size şimdiden önerim bu tercihlerinizi yaparken üniversite eğitiminiz başladığı anda belki ilk yılın hemen sonunda yani çok da geç kalmadan işte bir CV nasıl hazırlanır, iş mülakatı ne demektir, ne bileyim, sivil toplum kuruluşunda proje yapmak nedir? Yani bütün bunları ilk yıldan araştırmanızı öneririm. Yani biz sizleri karşılayacağız. Yani üniversiteye gelen öğrencileri öğrenci dekanlığı karşılar ve onların üniversite uyumunu destekler. O karşılama sırasında hizmetlerimizi anlatırken buradan da bahsediyoruz. Yani nereye giderseniz gidin, üniversitelerin mezunlar ofisi, kariyer ofisiyle ilk yıllardan bağlantı kurmanızı çok önemserim. Çünkü gerçekten o da işte profesyonel hayata hazırlayan önemli bir merkeziniz. Orada Teşekkürler hocam. kariyer festivalleri, ne bileyim, vaka çalışmaları her şey yapılıyor. Yani sonraki sınavları hazırlıyoruz, öyle diyeyim. Hayatın önümüze çıkardığı sonraki zorlayıcı, stresli ortamlara Evet gençler. Sorularımız var mı hocamıza? Üniversitemizle ilgili merak ettikleriniz. yani genelde evet dinliyoruz. Tekrarlar mısın? Duyamadık. Yazabilirsin belki Evet, yankılanıyor. duyulmuyor sesi. Yazarsanız çok iyi olur. Duyulmuyor. Açıkçası şimdi aklıma geldi ama biz sunum hazırlamıştım. Yani bu konuşma için ama çok mu geç olur bilmiyorum. Şimdi bilgisayarımdan onu açsam biraz daha görselleştirsem bu anlatımı diye düşündüm ama galiba biraz geç oldu. Dilerseniz öyle de yapabilirim ama sorusu olan arkadaşımız yazıyor mu acaba? Ya da başka sorusu olan Yok, varsa da henüz sorabilir. yazmamış. Ha, geldi hocam. Ali Deniz sormuş. Mutlaka kendi fakültemizdeki kulüplere mi üye olabiliyoruz? Yok, hayır. Ya genelde şöyle oluyor. Öğrenciler ilk geldikleri zaman bir sürü kulübe, yani bizde yaklaşık 50 tane kulüp var. Bizim ölçeğimizde bir üniversite için 50 kulüp bence makul. Ve hem kendi ilgi alanlarını keşfetmek için hem arkadaşlıklar kurmak için bir anda mesela 10-12 tane kulübe üye olan öğrenciler oluyor. Sonra şöyle oluyor. Bu kulüplerin tanışma toplantıları oluyor, partileri oluyor, ne bileyim kurulları oluyor, proje grupları oluyor. Ve bir süre sonra işte dersler ve ders dışı yaşantı diyelim arasında bir denge kurmak gerekiyor. Bir süre sonra o toplantılara gitmekte zorlanıyorsun. Eğer hevesin yoksa zaten doğal olarak ayıklanıyor. Ama hevesli olduğun ortamlarda hele ki bir de kalbine göre, gönlüne göre arkadaşlar da bulduysan orada işte var olmaya başlıyorsun. Dolayısıyla bence keşfetmek için şöyle bir bakmakta yarar var. Onlar zaten oryantasyon döneminde standlar açıyorlar. Kayıtlar alıyorlar kulüplerine. Orada tanışabilirsin de. Hepsini tanıyabilirsin. Benim bugüne kadar hani öğrencilerden duyduğum deneyime bakarak aşağı yukarı 10-12 tane kulübe kadar insanlar temas ediyorlar. Sonra o ilgileri, merakları, keşfettikleri şeyler, içeriklere göre
biraz da kurduğu arkadaşlıklara göre biraz daha biçimleniyor. Sayısı azalıyor, motivasyonu düşüyor. Dersler biraz ağır basıyor, orayı bırakıyor. O şekilde gelişiyor. Bir sınır yok. Kulüplerimiz sosyal sorumluluk projeleri üretiyorlar. Kariyer festivalleri düzenliyorlar. Onları da kariyer ofisi, kariyer gelişim merkezimizle aslında koordineli çalışmalarını önemsiyoruz. Kariyer merkezimiz onlara rehberlik ediyor. Geziler düzenliyorlar. Çok güzel işte yılın insanlarını seçtikleri etkinlikler düzenliyorlar. Kadın kulübü, şey yaptık, Dilek Gönülleri Kulübü. Dilek Gönülleri Kulübü örneğin bağış toplayarak ihtiyaç sahibi okullara kütüphaneler kuruyor, boya badana yapıyor, tamirat, tadilat yapıyor. Oraya bütün öğrencilerimizi götürüyoruz, gönüllü, hevesli olan. Ne bileyim, eğitim toplulukları var. Onlar dezavantajlı, imkanı kısıtlı olan çocuklara eğitimler veriyorlar. Onlar için işte planlama yapıyoruz, servis araçları ayarlıyoruz. Bu şekilde temsil becerisi, proje yürütme becerisi, kendi becerilerini, geliştirmelerini destekliyoruz. Ne bileyim, sinema televizyon kulübü bir sürü tanıtım videoları çekiyor. Başka kulüplerin tanıtım işlerine destek oluyor. Birbirleriyle çok iyi bir işbirlikleri ve arkadaşlıkları var, paylaşımları var. Biz de destekliyoruz açıkçası. Yani ben buraya geldiğimde bir yıl oldu aşağı yukarı. Kulüplerin birbiriyle dargın olanları vardı. Onların hepsini barıştırıp birbirimizi nasıl işi kolaylaştırabiliriz, nasıl destek olabiliriz, nasıl birlikte proje geliştirebiliriz? Bunları çok fazla hayata geçirdiğimiz örnekler oldu az önce de verdiğim gibi. Dolayısıyla evet, yurt dışındaki okullar, evet, şimdi şöyle söyleyeyim size, çok güzel bir soru bu. Diyorum ya, sizi üniversite deneyimi üniversiteden sonraki yaşantıya sizi hazırlar. Üniversiteden sonraki yaşantınız eğer başka bir bu ülkenin dışındaki bir üniversitede hayatınızı sürdürmekse, onlar sizden en fazla niyet mektupları isterler. Yani akademik not belgesinin yanında neler yaptın diye bakar. İşte o orada ürettiğin faaliyetler, yani ders dışı deneyimin senin dünyada rekabet edebilmeni sağlayan bir şey. Dolayısıyla senin sadece derslere giren çıkan, işte sınavları başarıyla veren bir öğrenci olmanı istemiyoruz. Dünya da bunu pek kabul etmiyor. Yani gerçekten akademik bir insan olacaksan, bilim insanı olacaksan ona bir şey diyemem. O bile bir parça sosyalleşmeyi gerektirir, başka insanlarla birlikte bilimsel üretim yapmayı. Ama çok yönlü bir gelişim için bizim ders dışı deneyimlere açmamız lazım kendimizi, öğrencilerimizi açmak için bu fırsatları sunuyoruz onların gelişmeleri için. Kesinlikle en önemli şeylerden bir tanesi o. Yani bugün ben hiç unutmuyorum, yıllar önce bir öğrencim için Unilever'e başvuruda bulunacak. Unilever 4 tane soru sormuş. Bugüne kadar işte liderlik ettiğin bir proje oldu mu? Gerçekten eğer hiçbir deneyimin yoksa, kulüp faaliyetlerinde etkili değilsen, üretecek hiçbir şeyin yok. Orada verecek hiçbir cevabın yok. Daha ilk elden rekabet avantajını kaybediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani beceri geliştirmek insanın kendi farkındalığı için çok kıymetli bir şey. Yani mesela kariyer merkezi sordu az önce Özlem Hanım. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Sizin için staj yeri buluyor. Diyelim ki okudun, pazarlama yapmak istiyorsun, pazarlama kariyeri ve gittin Migros'ta staj buldun, Migros'ta da çalışıyorsun. Ve genellikle neyin cevabını buluyorsun biliyor musun? Neyin sana göre olmadığını, bu bana göre değil diyorsun. Ben hiç sevmedim bunu diyorsun. Mesela ben psikoloji öğrencilerine ders veriyorum. Onlarda çok böyle bir şey var. Psikoloji okumak isteyen var mı aramızda? Onlar çok böyle iyilik edelim, toplum gelişsin, işte sivil toplum örgütlerinde, vakıflarda, derneklerde kariyer yapmak istiyorlar ama ülkemizde sivil toplum henüz böyle özel sektör gibi çok gelişmiş değil. Dolayısıyla oradaki imkanlar ve maddi imkanlar özellikle çok kısıtlı. Yani ve onların hani biraz daha bu ne bileyim psikoloji bilgisini ve görgüsünü kendi imkanlarını daha da zenginleştirecek ortamlarda geliştirmelerini öneriyorum. Sivil toplum hayatınızda her zaman olabilir. Üniversite değil mi bir sivil toplum ama bazı kariyer fırsatları var ki yaşam evresi itibariyle kaçırmamanız gereken. Bu profesyonel kariyer meselesi değil. Sanatçı da olabilirsin. Ama doğru yerde doğru insanlarla karşılaşman gerekir. Ne bileyim, bilim insanı olabilirsin.
Doğru okulda, doğru insanlarla, doğru akademiklerle karşılaşman gerekir. Sana vizyon veren, ufuk katan. Dolayısıyla hani son derece önemli. Ne söylüyordum? Şeyi biraz kaçırdım. Aleyna'nın bir sorusu var Evet, hocam. Aleyna. Hocam konuyla pek alakası yok. Üniversite değil mi? Evet. Çok güzel. Müşteri dil içinde eğitim veriliyor. Kredili kredisi. Evet. Kaç dil daha Evet. alabiliriz? Sorunun cevabını ben bilmiyorum Aleyna ama sana şöyle bir adres verebilirim. Genellikle üniversitelerin hazırladıkları kataloglar olur. Kataloglarda okutulan derslerle ilgili yani müfredat, curriculum dediğimiz şeyler olur. Bu programa gelen öğrenci 4 yıl boyunca hangi dersleri okuyacak diye. Bir kere o bilgileri bulmanı öneririm. Orada mesela işte serbest seçmeli, üniversite seçmeli, ne bileyim bölüm seçmeli dersler var. Yani bir alman gereken zorunlu dersler var. Bir de sana hareket alanı bıraktığımız konular var. Dil programlarında ikinci, üçüncü yabancı dil ziyadesiyle öğretiliyor. Ama ben tam şeyini bilmiyorum ama üniversitemizde Rusça, İngilizce dışında Özlem Hanım siz belki daha detaylı Evet. bilgisi nedir? Evet. Ziyadesi diller var öğretilen. Korece falan da var yanlış bilmiyorsam. Evet, çok doğru hocam. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki web sitemizde de bulabilirsiniz hangi diller öğretildiğini, ama İngilizce ve edebiyatında okuyan bir öğrenci biz mutlaka mezun olurken en az iki dile hakim olmalarını hedefliyoruz. Yani o şekilde bir eğitim veriyoruz. Üçüncü bir dili de isterseniz tabii ki alabiliyorsunuz, ama size zorunlu iki dil var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de hocamızın da dediği gibi eğitim dilimiz İngilizce, bazı bölümümüz Fransızca, Rusça, Almanca eğitim veriyor, ama ekstra bunun dışında 8 dil öğrenme imkanına da her zaman için sahipsiniz. Bu tüm bölümlerimiz için de geçerli aynı zamanda. Evet, teşekkür ediyoruz Aleyna'ya. Yaren Aslan'ın bir sorusu var hocam. En büyük yarar. Bakayım, görüyor Ya musunuz çok canım? güzel. Gerçekten ben bu görevi yerine getirmeye başladığımdan beri beni en çok heyecanlandıran aslında tam da bu. Üniversite deneyiminin bence nasıl diyeyim kalbinin attığı yer kulüpler öğrenciler için. En büyük yararı bir, başkalarıyla birlikte iş yapabilme. Kişiler arası iletişim becerisi geliştiriyorsun. Proje yönetim becerisi geliştiriyorsun. Takım geliştirme, liderlik becerisi geliştiriyorsun. Bütçe yönetimi gibi hayat boyu lazım olacak beceri geliştiriyorsun. Fon bulma, sponsor bulma, kaynak yaratma gibi hani böyle para musluktan akan bir şey değil. Dolayısıyla kaynaklar kısıtlı. Senin de kaynak bulman gerekiyor. Bizlerle pazarlık ediyor öğrenciler. Bize biraz bütçe verin diyorlar. Biz de onlara biz de biraz da siz bulun diyoruz ya da biraz bu masraflara ortak olun diyoruz. Dolayısıyla onlar da kaynak bulmayı öğreniyorlar. Bütün bu şeyler, bu becerilerin toplamı benim için hayat becerisi. Ve bu aslında senin akademik eğitimin yanında cebine koyduğun, senle birlikte hayat boyu neredeyse gelecek olan beceri. Yani gelir nasıl kayıt altına alınır? Vergi nasıl hesaplanır? Ondan sonra müzakere nasıl yapılır? Anlatın. Yazılı iletişim nasıl yapılır? Mesela gidiyor öğrenci sponsor bulmak için. Bir resmi yazı yazması gerekiyor. Bir e-posta yazması gerekiyor. Ve biz e-posta nasıl yazılır bunu öğretiyoruz. Yani benim 10 yaşında bir kızım var. Öğretmenine geçenlerde bir şey yazması gerekti. Ben heyecanlandım. Yani acaba nasıl e-posta yazacak diye. Tabii konusu yok, selamlama yok, kapanış yok, bir şey yok. Birkaç tane böyle profesyonel şeyleri var. Şimdi birkaç tane e-postada ben ona rehberlik ettim ve öğreniyor. Yani açılış nasıl yazılır? Mesela bazı öğrenciler var gerçekten konuşur gibi yazıyor. Hiçbir noktalama işaretlerine dikkat etmiyor. Siz o e-postayı gönderdiğinizde sizinle ilgili izlenim başlıyor. Ha, bu yazmayı daha bilmiyor. Noktalama işaretlerine dikkat etmemiş. Hikayeyi konuşur gibi anlatıyor mesela derdini. Hiç anlaşılmıyor bazen. Mesela bunları ziyadesiyle çalışıyoruz. Bunları aslında öğrenmeye başlıyorsun ilk günden. O yüzden hani bu saydığım hayat becerileri, proje yönetimi, takım geliştirme, bir takım işte yetkinlikler diyoruz. İkna, müzakere, iletişim becerisi gibi kişisel yetkinlikler. Bütün bunları yaşayarak deneyimlediğin, zora düştüğünde de bizim rehberlik ettiğimiz, elimiz sürekli aslında üstünde yol gösteriyoruz. Bir ortam vaat ediyoruz aslında. Bu çok kıymetli gerçekten de. Evet Sayın Hocam. Bir sorumuz daha var. Büşra sormuş. Şu an öne çıkan meslekler, gelecekte hangi meslekler? Güzel soru. Şimdi
size mutlaka duymuşsunuzdur ama şu Daron Acemoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Daron Acemoğlu MIT'nin ekonomi profesörü ve birkaç sene önce bir konuşma yaptı. YouTube'da da bazı Bilkent Üniversitesi'ne falan gelmiş bir konuşma yapmış. Bulursanız sabırla izleyin. Bir saatlik aşağı yukarı yazdığı bir kitabı anlattığı bir videosu var. Daron Acemoğlu bir konuşmasında ben canlı dinleme fırsatı buldum. Şeyden bahsetti. Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Dedi. Şimdi senin soruna biraz dolaylı cevap vereceğim. Çok güzel bir soru bu. Evet, bazı operasyonel işler için, bazı robotların yapabileceği işler için robotlar işimizi elimizden alacak. Örneğin pilotluk mesleği. Bugün bir pilot olmadan bir uçak uçabilir, kalkabilir, inebilir. Halen daha insana emanet ediyoruz ama emin olun böyle bir şey. Ne bileyim, muhasebe mesleği. Bunlar aklıma gelenler. Yani bazı şeyler var ki insanın yapmasına ihtiyaç kalmayacak. Mesela 30 sene önce 10 parmak daktilo yazmak bir yetkinlikti ve bunun için insanlar daktilo başına oturup yazı yazıyorlardı. Şimdi böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani bazı melekeler güncelliğini yitiriyor. Yerine bazı başka melekeler geliyor. Yani o da şunu bize getiriyor. Mesela bu Covid dönemi bir fiziki ortam olmadan da ders anlatabilmek mümkün fırsatını verdi bize. Hiç böyle bir yetkinlik geliştirmemişseniz eğer, hiç buna kendinizi hazırlamamışsanız o zaman yok olmak durumundasınız. Yani dolayısıyla gelecekte meslek demeyeyim de hangi yetkinlikler önem kazanacak biliyor musunuz? Şimdi birazdan anlatacağım. tam ucum, dilimin ucuna geldim ama ondan önce size bir şey sorma ihtiyacı hissettim. Öyle gidelim. Vaktimiz var mı Özlem Hanım? Saat kaç? Buyur hocam. Sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Şöyle, insanoğlunun kendini geliştirmesi daha önemli hale geliyor. Yani bugün benim bir fiziki ortamda ders anlatmama ihtiyaç yok. O zaman bana ihtiyaç yok mu? Demek ki ben bilgi aktaran bir öğretmen olmaya devam edersem var olmam mümkün değil. Ne yapmam gerekiyor? Critical thinking dediğimiz, sorgulayarak öğrenme becerisi geliştiren bir öğretmen olmam gerekiyor. Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Az önce söylediğim yaşayarak öğrenme deneyimi nasıl katabilirim? Örneğin ben fark ettim ki bu konuşmaya bir hazırlamış olduğum sunumu açmadım. Yani o zaman sizin görsel olarak takip etmeniz daha kolay olurdu. Demek ki online ortamda izleyicinin takipte kalmasını sağlamak için iyi bir görselle çıkmam gerekiyor. İzleyicinin tek başına bir faaliyet yapmasını sağlamam ya da ikili üçlü gruplar halinde bir araya getirebilecek bir ortama ihtiyacım var. Kendi aralarında konuşup tartışmalarını sağlamak. Örnek veriyorum, bu kendi mesleğimden örnek veriyorum. Demek ki benim bu yönde kendimi geliştirmem gerekiyor. Bilgi aktaran değil, farkındalık ve beceri geliştiren eğitmen olmak. Bu şunu getiriyor. Robotlar basit işleri elimizden alacak. Bu ne demektir? İnsanoğlu daha sofistike beceriler geliştirmek zorunda. Ha, robotlar işimizi elimizden almayacak. Robot bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Örneğin bugün BMW'nin Almanya'daki fabrikasında 12 tane mühendis çalışıyor. Hepsini robotlar üretiyor. O robotların ürettiği yazılımları yazıyor olmak bir gelişim alanı. Girişimcilik bir gelişim alanı. İnsan onun ihtiyaçlarını keşfedip oralara yatırımlar yapmak bir gelişim alanı. Şimdi bana sordular, sıra dışı başarı göstermiş insanların en önemli onları diğerlerinden ayıran özellikleri nedir diye. Neler geliyor aklınıza? Ortalamanın üstünde başarı göstermiş. Hatta ortalamanın çok üstünde, outstanding dediğimiz sıra dışı başarı göstermiş. Ne olabilir? Onu diğerlerinden ayıran özellikler. Birkaç tane mesela buraya hızlıca yazabilirsiniz. Fazla vaktimiz yok. Ben cevapları vereceğim ama birkaç tane sizden duymak isterim. Buraya yazayım ha, akılda da kalsın. Şimdi biraz vakit telaşına düştüm ama bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sıra dışı başarı göstermiş insanlar. Uyguladığı teknik güzel. Yazıyorsanız bekleyeceğim. Kaç tane yazın. Deneyim. Çok güzel. Deneyim kelimesiyle can evinden vurdun. Bir sürü şeyi açıklayacağım deneyime dayanarak. Çok teşekkürler Büşra. Bulduğu çözüm yolu. Çok güzel.
Mesela böyle azimli, hırslı, sabırlı gibi şeyler geliyor mu aklınıza? Bu tarz sıfatlar. İstek, çok güzel. İşte zamanını iyi yöneten filan diyebilir miyiz? Planlı, programlı. Çok güzel. Şimdi gayet güzel. Bakın, bunu not etmenizi istiyorum bir yere. Sıra dışı başarı göstermiş insanları diğerlerinden ayıran üç tane şey var. Bir, kendini bilen. Kendini bilen ne demek biliyor musunuz? Kendini tanıyan. Yani biz öğrenci dekanlığı olarak bunu vaat ediyoruz. Gel burada neyin sana göre olmadığını, neyin sana göre olduğunu keşfet. Genelde ilk bulduğun cevaplar sana göre olmadığını bulduğun şeyler. Ne bana göre değil. Yani ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Benim yetkinliklerim, becerilerim ne yönde güçlü, ne yönde daha gelişime açık. Dolayısıyla kendini bilmek ve tanımak. Birincisi, sıra dışı başarı göstermiş insanların diğerlerinden ayıran birinci özellik. İkincisi, sürekli öğren. Sürekli öğrenen. Konuşmanın başından beri dikkat ettiyseniz baltayı bilemekten falan bahsettim. Arkadaşlar, gelecekte hangi meslek ne olacak ben bilmiyorum. Bu soruyu gerçekten düşünmem gerekir. Bazı böyle yükselen meslekler var, yok olan gidenler var. Ama değişmeyecek olan bir şey var. Sürekli öğrenmek. Sürekli kendinize yatırım yapmanız sizi var edecek olan en önemli tutum, yaklaşım, zihniyet öyle söyleyeyim. Ve öğrendiğini doğru yazmak. Öğrendiğini hayata geçiren, uygulayan, yansıtan, uygulayan, İngilizceleri kendini bil, know yourself, learn, sürekli öğren ve reflect, bunu hayata geçir, yansıt, aktar. Dolayısıyla eğer bunu yapabilirseniz ki işte üniversite deneyimi tam da bu üç kelimeyle özetlenebilir. Senin kendini keşfettiğin, kendini tanıdığın, sürekli öğrendiğin, en çok emin olun, en çok öğrendiğiniz dönem bu dönem. Giderek azalıyor sonra. Ve öğrendiğini hayata geçirdiğin, yaşayarak, deneyimleyerek hayata geçirdiğin bir ortam. Yani ancak böyle olduğunda emin olun o yetkinlikleriniz, o becerileriniz gelişiyor ve işte kariyer basamaklarını tırmanıyorsunuz, başarılar elde ediyorsunuz. Yok mu? Yani biz mesela şeyi de çalışıyoruz. Başarısızlık endişesi. Liderlik programımız var, yürüttüğümüz. Bir akademisyenin CV'si var. Princeton Üniversitesi'nde akademisyen ve başarısızlık CV'si hazırlamış. Ürettiği onlarca makale, bilimsel yayın, buluş neyse hepsinin yanında bir o kadar da geri çevrilmiş, reddedilmiş makaleler, yayınlar. Anlatayım. Başarısızlık insana çok şey öğretir. Yani başarısız olmaktan da korkmayın. Öğrendiklerinizi, yani o deneyimden öğrendiklerinizi hayata geçirmeye. Ne ders çıkarıyorsun? Neyi yapmaman gerekiyor? Mesela Covid dönemi insanların daha çevik olması gerektiğini öğretti. Daha hızlı olmak zorundasınız. Her zamankinden. Bu demin söylediğim bilginin yenilenme hızıyla da çok alakalı. Evet. Fethi. Sorun varsa dinliyorum ya da merhaba dediysem sana merhaba diyelim. Bilmiyorum size ilham verdi mi bu oturum ama ben çok keyif aldım. Umarım tercihlerinizde ya da karar verirken size bir katkısı ve faydası olmuştur. Bu anlattığım her şeyi vaat ettiğimiz bir öğrenci dekanlığımız ve bir üniversitemiz var. Değerlendirmenizde göz önünde bulundurabileceğinizi düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten ben çok faydalı olduğuna inanıyorum. Özellikle bu sene tercih yapacak olan, daha doğrusu hem onlar var hem de mesleğini, daha doğrusu alanını seçmek üzere olan adaylarımız da var mutlaka aramızda. Onlar için de çok güzel bir yol gösterici olduğunu inanıyorum. Işık tuttunuz. Özetle o zaman şöyle diyebiliriz, değil mi? Siz bizlere, onlara bu mesleklerini en iyi şekilde yapmalarına imkan verecek. İşte bu becerilerden bahsettiniz, yetkinliklerden bahsettiniz,
kulüpler, faaliyetler, yani kendilerini geliştirebilecek ne varsa bu olanakları sağlayan üniversiteleri öncelikli olarak tercih etmeleri gerekiyor. Yani olay sadece artık bizim zamanımızdaki gibi diyeceğim, ben hoşlaşmıyorum bu kelimeden ama doğru gerçekten. Yani derse girip çıkmaktan ibaret değil artık olay. İş hayatı da çok farklı yetkinlik ve beceriler istiyorlar, değil mi? Meslekler değişiyor, değişiyor. Evet. Yeni meslekler Kesinlikle. çıkıyor dediğiniz gibi. O yüzden bunları kazandıracaklarına inandıkları üniversiteleri seçmeleri lazım. Biz de üniversite olarak zaten bunları gerek sizin Anladım. başkanınızda olduğunuz öğrenci merkezimizle yapıyoruz, gerek akademik kadromuzla her türlü imkanı sağlıyoruz.